Kulak burun boğaz doktorumuzla röportajımız devam ederken hastalarımıza da soralım. Hastanemizden memnunlar mı? Rahatsızlığınız nedir? Geçmiş olsun efendim. Sağ olun, teşekkürler. Boğazımda biraz bir sıkıntı var. Hafif soğuk algınlığı, onun için geldim. Gayet de memnunum yani. Çok güzel bir hastane. Hastanemiz. Evet, aynen. Doktorlarımızdan, evet. Hekimlerimizden evet. Aynen öyle. İşte kontrole geldik. Bakalım ne diyecek. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, iyi günler. Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanemizdeki röportajlarımıza devam ediyoruz. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Kısacası tanıyabilir misiniz? Sabri Bozkurt, Zeytinburnu'nda oturuyorum. Hanım rahatsız, onu hastaneye getirdim. Kaba kulak doktoruna. Evet. Siz de muayene olmaya geldiniz. Hayır, ben muayene dedim, onunla beraber geldim. Beraber geldiniz. Evet. Hastanemizin hizmetlerinden memnun musunuz? Evet, memnunuz. Kaç seneden beri hastamız olduğu zaman buraya geliyoruz. Hastaneden memnunuz. Şu ana kadar bir şikayetimiz olmadı. Öyle. Peki efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Neyiniz var? Kulağınız herhalde. Kulağımda her rahatsız var. Yani bazen kapatıyorum, fazla duymuyorum. Onun için geldik. Spontrot'a geldik. Geçen hafta geldik. Geçen hafta geldiniz. Memnun kaldı. Memnun kaldı. Kontrata geldik bugün. Evet. Peki kulağımızı hastalıklardan korumak için nelere dikkat etmemiz gerekiyordu? Neden olmuş kulağınızdaki rahatsızlık? Vallahi bilmiyorum. Doktor ne dedi? Doktor bilmiyorum yani. Biraz çökme falan vardır kulakta. Daha önce de bir rahatsızlığı vardı bel fıtığı ile ilgili. Evet. Dedim ki acaba ondan olabilir mi? Doktor dedi ki ondan değil yani, biraz üşütmeden olabilir. Demek ki evet. Dedi ki üşütme, evet, üşütmeden olabilir. Ondan sonra dedi ki iyi koruman lazım. Bir de dedi ki bu ilaç falan yazdırdı. Bu süreç içerisinde dedi ki sakız biraz çiğnemeniz gerekiyormuş. Tabii, evet. Ondan sonra bu bir haftadır iyiydim diyor yani. Falan bir sıkıntı yok. Yani doktorumuzun vermiş olduğu bütün bilgileri yerine getirdi ve iyi oldum dedi aslında. Evet, şu an yani biraz iyiye doğru gidiyor. Yani geçen haftakiyle kıyaslasan şu an baya yani iyiye gitti. Ama doktor dedi ki 10 gün sonra gelin, biz de kontrole gelmişiz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Peki efendim, geçmiş olsun diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Avrasya Hastanesi olarak bu güzel ailemizi sizlerle tanıştırdım. Ben efendim teşekkür ederim, geçmiş sağ ol. Olsun. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, bu hafta Şifa Kapısı programımızda kulak, burun, boğaz konusunu işledik ve kulak, burun, boğazla alakalı tüm merak ettiğimiz sorularımızı Koray Cengiz hocamıza sorduk. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Ali Oktay, Erzincanlıyım. Siz de Sivaslı olduğuna göre hemşeri sayılırız. Geçmiş olsun, neyiniz vardı? Teşekkür ederim. Benim hanım burada fizik doktorunda. Evet. Burada şeyde ameliyat oldu kolunda. İşte saat 9'da 10'da filan geliyor burada, kontrol oluyor. Biraz evvel eve geldi. Her gün geliyor. 2 haftadır geliyor. 2-3 hafta oldu, daha da geliyor yine. Siz de kulaklarınızın bakım içinde. Ben de kulaklarımı senede bir defa kontrol ediyorum. Kulak damlası var. Evet. Birkaç gün sonra o damlayı koyup biraz yumuşasın, ondan sonra ben de gelirim. Sonra muayeneye gelirim. Hastanede çok memnunuz ya. Ben de burada oturuyorum. Bakırköy, Zeytinburnu'da oturuyorum. Zeytinburnu'da. Benim burada yani ev benim değil de gençler burada. Çocuklar burada. Hastanemizden ne tür hizmetler alıyorsunuz? Baktığınız zaman tertemiz, pırıl pırıl. Ya cennet gibi yer yani, burada insan şikayetçi olamaz ki. Çok güzel, iyi yer. Yani tabii geçmişte bu tür hizmetler, imkanlar yoktu. Anne nerede? Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Tabii yoktu. Sonradan güzel oldu. Ben her taraf tertemiz. Ben zaten 2000'den sonra buralara geldik. 2000'den önce biz buraları tanımıyorduk. 15-20 senedir buradayım. Hastanemiz çok eski bir hastane, köklü bir hastane. Öyleymiş ha. Ben daha önce de tanımıyordum ha. Sonra da tanıdım. Sonradan hastalığınızdan dolayı, eşinizin hastalığınızdan dolayı gidip geliyor, öğrendiniz. Gidip geliyorum, burada daire aldık. Ben oğlan aldı, ben de kışın geldim, baharın kaçıyorum.